Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Çok değerli kardeşlerim, Kontevimizin çok değerli izleyicileri hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak söze başlıyorum. Ve sözlerimin başında yine Rabbime hamd ediyorum. Bahşettiği nimetlere hesapsız şükürlerle şükrediyorum. Ve de Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sayısız salat ve selamımı arz ediyorum. Değerli kardeşlerim, güzel günlerdeyiz, kıymetli günlerdeyiz, bereketli günlerdeyiz. Kurban bayramına doğru gidiyoruz, hac günlerine doğru gidiyoruz ve de Cenab-ı Hak Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'de kendisine yemin ettiği günleri geçiriyoruz. Tabi Birçok kardeşimiz meselenin farkında ama ben duyamayanlara duyurmuş olmak için hatırlatmak için sözün başında bu sayılı günler geçmeden diye hatırlatmış olayım diye sohbete almayı, sohbetin başında hatırlatmayı uygun görüyorum. Hakikaten içinde bulunduğumuz günler çok güzel günler, bereketli günler. Yani Zilhicce ayının ilk 10 günü bu günler değerli günler, çabuk da bitecek olan günler. Hemen çok az kaldı biliyorsunuz. Cenab-ı Hak Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde bu günlere yemin ediyor değerli kardeşlerim. Nasıl? Fecr suresinde, Esad-ı Billah, vel fecri ve leyalin ayeti kerimelerinde Cenab-ı Hak Hazretleri şu on güne içinde bulunduğumuz günlere yemin ediyor. Münasebet aldıkça arz ediyoruz siz değerli kardeşlerimize Cenab-ı Hak Hazretleri bilhassa Mekke-i Mükerreme'de nazil olan ayetlerde İslam'ın ilk günlerinde nazil olan ayetlerde Mekkelilerin dikkatini çekmek ve de insanlığı imana doğru yönlendirmek için kudretinin delillerini gösteriyor. Ahkama dair ayetler sonra Medine'de inecek. Namazla ilgili, hacla ilgili, efendim miras miras taksimiyle ilgili, nikahla ilgili, alışverişle ilgili ahkam ayetleri dediğimiz ayetler daha sonra inecek. Önce Cenab-ı Hak Hazretleri kullarının imanını temin için değişik ayeti kerimelerle mesela insanları gök gökyüzüne yönlendiriyor. Bir bakın diyor. Dağlara, taşlara, diğer kudretinin delillerine, mahlukata Cenab-ı Hak Hazretleri yönlendiriyor. Kullarını bu arada bizleri bazı yeminlerle de dikkat çekiyor. Bizlerin dikkatini çekiyor. Mesela ve leilde geceye yemin ediyor. Ve şems ile güneşe yemin ediyor. Burada da esenli billah vel fecr, kasemdir, yemindir. Fecre, günün başlangıcına veya gündüze yemin ederim ki, Şöyle gelirken Kurtubi tefsirine baktım da değerli kardeşlerim, hoca kardeşlerimiz hep bakıyorlar. Müfessirlerden birçok tevcih var. Yani birçok mana var. Mesela ilk fecrin tuluğu, günün başlangıcı. Cenab-ı Hak Hazretleri burada ona yemin etmiştir. Veya gündüzün tamamına yemin etmiştir. Veya Muharrem ayı yılın başlangıcı ya Muharrem ayının birinci gününe yemin etmiştir. Sabah namazına Cenab-ı Hak Hazretleri bu ayeti kerimeyle yemin etmiştir. Kurma, kurban bayramının sabahına yemin etmiştir. Bilhassa, bilhassa Arefe gününün sabahına veya Zilhicce'nin ilk gününe yemin etmiştir diye görüşler var. Cenab-ı Hak Hazretleri fecre yemin ediyor. Vel fecr. Ve leyalin 10 güne de yemin ederim ki, hangi 10 gün acaba? Kuvvetli rivayete göre Cenab-ı Hak hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'inde, kelamında yemin ettiği o 10 gün, Zilhicce'nin biriyle başlayan ve de pazartesi gün, bayramın birinci günü ile son bulacak olan 10 gündür. Zilhicce'nin ilk 10 günü. Bugünler kıymetli günler, bugünler bereketli günler. Daha çok, daha çok ibadet ve taatla karşılanması ve de geçirilmesi gereken günler. Tüm ömürde olduğu gibi biz bayram önü telaşeleriyle bu günleri gafletle geçirmeyelim. Becerebildiğimiz kadar bu günlerde ibadet ve taatla meşgul olalım. Becerebilirsek oruçlarla, mümkün olursa geceleri uyanık olarak bu günleri değerlendirelim diye böyle kısa bir hatırlatma yapayım sözün mukaddebesinde sohbetin öncesinde diye buna niyet etmiştim değerli kardeşlerim. Evet Cenab-ı Hak Hazretleri Zilhicce'nin ilk 10 gününe böyle Kur'an-ı Kerim'de yemin ediyorlar. Meselenin işin ciddiyetine binaen yani tabi bu 10 güne yemin edilmesi bu 10 güne fevkalade bir değer kazandırıyor. Cenab-ı Hak Hazretleri yemin ediyor düşünebiliyor musunuz? Tabii başka rivayetler de veya başka yorumlar da başka tefsirler de var mı? Var tabii. Var. Ama güçlü olanı müfessirlerimizin önce kaydettikleri görüş zilhiccenin ilk 10 gününe Cenab-ı Hak yemin ediyor veya Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününe o günler de kıymetli günler biliyorsunuz Ramazan'da bahsettik Ramazan'ın son 10 gününe yemin etmiştir Cenab-ı Hak Hazretleri bu günlerde veya Muharrem-i Şerif'in ilk 10 günüdür ki 10. günü aşure günüdür ama Bilesiniz ki içinde bulunduğumuz şu günler, değerli günler, kıymetli günler, aslında ömrün her günü değerli, her günü kıymetli de ama bir sohbetimizde söylediğimizi hatırlı, e, hatırlıyorum. Bazen mekanlar farklı oluyor, bazen zamanlar farklı oluyor. Yani değişik Cenab-ı Hak hazretleri Ramazan-ı Şerif'le e, sahir zamanlarda olduğu gibi, bayram günleriyle farklı yerlerde olduğu gibi ki Kabe-i Muazzama'dan bahsediyoruz, Mescid-i Haram'dan bahsediyoruz, hac günlerinden bahsedeceğiz. O günlerin ve o mekanların fazilet bakımından farklı olduğu gibi, peygamberlerin diğer insanlardan üstün olduğu gibi böyle farklılıklar var Cenab-ı Hak Hazretlerinin yarattığı eşya içerisinde. Ben de ona dikkat çekmiş olmak için hatırlatmada bulunuyorum. Diyorum ki bu günleri becerebildiğimiz kadar ibadet ve taatla biraz daha diğer günlerden farklı olarak geçirmeye çalışalım. Rahman. Değerli kardeşlerim, şimdi Bugün yine zamanımız fazla uzun değil. Onun için sözü uzatmayacağım. Gönlüm arzu ediyordu ki aslında şöyle Fecir suresinin başına diğer ayeti kerimeleri de ki orada beş tane kasem var. Beş tane yemin var. Onlara da girsek ama zamanımız dar. İnşallah bir başka sohbette diyorum. Hatırlayacaksınız. Geçen haftaki sohbetimizde Kabe-i Muazzama'yı inşa ettik beraberce. Yani tabir yerinde olursa Halilullah İbrahim Aleyhisselam'a ve de İsmail Aleyhisselam'a, oğlu İsmail Aleyhisselam'a gönlümüzden amelelik ettik, işçilik ettik, onlara yardım ettik. Gönül alimimizde Beytullah'ı, Cenab-ı Hak Hazretlerinin Kâbesini, müminlerin kıblesini inşa ettik. Ve hatırattan çok kısa bazı şeyleri siz değerli kardeşlerime teberrüken anlatmış oldum. Ve de gayem şu, insanımızı, gönlümüzü o tarafa yönlendirmek. Rabbime iltica ediyorum. Rabbim yönümüzü kıbleden başka tarafa değiştirmesin, yönlendirmesin. Yönümüzü Rabbim kıbleden başka taraflara çevirmesin, çevirtirmesin. Nefse ve şeytana sahip olmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Hatırlayacaksınız Kabe-i Muazzama tamamlandı. İbrahim Aleyhisselam o makamı İbrahim'deki taşın üzerine çıktı ve bütün insanlığa seslendi Ve ezzin fin nasi bil ve ala kulli min kulli amik. Cenab-ı Hak Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'a olan emrini duyurdu. Ve de İbrahim Aleyhisselam bütün insanlığa ey insanlar Allah'ın beyti, Allah'ın evi, Allah'ın Kâbesi tamamlandı. Gelin ziyaret edin, hac edin diye duyurdu. Dedik ki hatırlayacaksınız kim ne kadar lebbeyk dediyse, kim ne kadar evet dediyse, kim ne kadar o çağrıya cevapta bulunduysa o kadar Kabe-i Muazzama'yı ziyaret edecek, o kadar hac edecek, o kadar umre yapacak ve o kadar şanslı olacak demiş idik. Rabbim defaatla hepimize nasip etsin diye de dua etmiştik. Bu duamızı tekrar ediyoruz değerli kardeşlerim. Ve de Mekke bir başka şehir demiştim. Maddesiyle, manasıyla. İnanın böyle tozuyla, toprağıyla, taşıyla, her şeyiyle Mekke Allah'ın beyti. Şimdi hacı kardeşlerimiz Allah'ın şehri. Hacı kardeşlerimiz hep oraya gidiyorlar. Orada güzel adetler var. Mesela dükkanların, mağazaların önlerine yazıyorlar böyle pankartlar halinde bezlerin üzerine. Merhaben bi duyufi rahman. Çok hoşuma gidiyor benim onun için size de aktarıyorum. Rahman'ın misafirleri hoş geldiniz. Dışarıdan gelenlere Mekkeliler böyle hitap ediyorlar, böyle sesleniyorlar. Merhaben bi duyufir Rahman. Rahman olan Allah'ın misafirleri. Allah'ın beldesine, Mekke'sine, Kabe-i Muazzama'nın kurbuna hoş geldiniz. Gerçekten orada olmak bir büyük şans, bir büyük avantaj, bir büyük zevk, bir büyük bereket değerli kardeşlerim. Beni dinleyen kardeşlerime tavsiye ediyorum tekrar. Elinize geçen her imkanı değerlendirin ve de oraya gidin. İnanın böyle gidin. Yani kazanılan paranın değerlendirilmesindeki en güzel vasıtalardan biridir. Son sözler olarak demiştim ki, bir kişi özel bir uçak kiralasa, Türkiye'den kalsa, iki rekat Kabe'nin karşısında bir namaz kılsa, Türkiye'ye geri dönse, yani bunu lüks istediğim için söylemedim. Beni yanlış anlamadınız tabii. Oradaki iki rekat namazın faziletini ifade etmeye çalıştığım için söyledim değerli kardeşlerim. Hani ben size daha evvel namaz konusunda aktarmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir taze kabir görmüşlerdi de kimin bu kabir sormuşlardı? İşte ya Resulullah kardeşlerimizden, arkadaşlarımızdan falanın kabri daha yeni vefat etmiştim. Buyurmuşlardı ki aleyhissalatu vesselam iki rekatlık bir namaz için tüm dünya elinde olsaydı bugün bu kardeşiniz verirdi. İki rekat bir namaz için. Hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o, onu mücerret bir namaz olarak söylediler. Yani me benim mescidimdeki namaz veya Kabe'nin karşısındaki namaz da demediler. Sadece dünyanın neresinde olursa olsun kılınan iki rekat namaz için. Öldüğümüz zaman kılamayacağız. Öldüğümüz zaman tutamayacağız. Yani oruç tutamayacağız. Öldüğümüz zaman istiğfar okuyamayacağız, Kur'an okuyamayacağız. Ne olur aklımızı başımıza alalım. Ne olur bakınız 2008'e girdik demiştik bitiyor son ayındayız. Bayram telaşıyla bugünlerde geçireceğiz ve ömrümüzden koskoca bir yıl daha geçmiş olacak. Rabbim bize rahmet ve merhametiyle uyanmayı nasip etsin değerli kardeşlerim. Kabe-i Muazzama'nın karşısında kılınan iki rekat bir namaz yüz bin katlanılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi mescidi için şimdi kabrinin bulunduğu ve de aleyhi aleyhissalatu vesselamın ilk temellerini attığı mescidi için salatun fi mescidi hada afdalu min elfi salatin fi masivah illel mescidel haram mescidi haram müstesna benim bu mescidimde kılınan bir namaz Diğer mescitlere nazaran bin katlanılır diye buyuruyorlar. Mescid-i Haram müstesna. Orada orası çünkü Cenab-ı Hak Hazretlerinin tecelligahı. Orası Cenab-ı Hak Hazretlerinin beldesi. Oradaki ev Allah'ın evi. Kabe-i Muazzama Allah'ın evi. Ve oradaki misafirler Allah'ın misafirleri. El-Huccacu vel-Ummar. Vefdullahi buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Hacılar Hacceden kişiler ve umre yapanlar Allahu Zülcelal Hazretlerinin elçileridir, misafirleridir, ona gelen gruplardır, ona ona giden cemaattir. Resulullah böyle buyuruyorlar. El haccac ve Umar ve Abdullah daahum fe Onlar dua ederler, Allah icabet eder. Onlar isterler, Cenab-ı Hak hazretleri de verir ve lütfeder. Ne güzel bir sefer. Ve ne güzel bir birliktelik, ne güzel bir beraberlik ve ne güzel bir imkan. Onun için Şöyle paranızı biriktirin değerli kardeşlerim. Azar azar da olsa biriktirin. Ben bir radyo programında bir amcamıza söylemişim öyle de Medine'de daha önce arz etmiştim galiba size. Daha o zaman televizyon programlarımız yoktur, Radyoda program yapıyordum. Ben demişim ki kendisine veya bütün bütün dinleyici kardeşlerime Cenab-ı Hak Hazretlerinden asla ümit kesmeyin. Siz azar azar biriktirin. Rabbim bir gün lütfeder. Oraya götüren para değildir. Aşktır. Oranın iştiyakıdır, oranın arzusudur. Bir gün kendinizi Kabe'nin karşısında veya Resulullah'ın eşiğinde bulursunuz demişim. Bir Ramazan'dayız tam iftar sofrası. Yaşlı bir amcamız geldi bana dedi ki Allah ondan razı olsun. Ki yıllar evveldi bu ebe ev inşallah sağdır. Belki de beni yine dinliyordur. Onun gibi sizlere de hatırlatıyorum ve söylüyorum. Dedi ki Abdurrahman Efendi evladım Allah razı olsun o kibarlığıyla nezaketiyle öyle söylemiştim. Hocam dedi ben senin sayen de bugün buradayım. Resulullah'ın huzurunda Medine'de bir Ramazan akşamında iftar ediyoruz. İftar sofrasında söyledi bana bunu. Ben dedi Konya'nın kazalarındanım ve de odun pazarında odun kırarak, başkalarının odunlarını kırarak ömrümü idame ettiriyorum, para kazanıyorum dedi. Başka işim yok. Kendisi de o anda 65-70 yaşları civarındaydı. Odun kırarım dedi. Başka bir işim de yok benim dedi. Hiç ümit etmezdim ama sen öyle söyleyince bir kenara azar azar para korumaya koymaya başladım. Bugün elhamdülillah Allah'ın Resulü'nün huzurundayım. Ben nasıl giderim? Şöyle mi olur, böyle mi olur? Doğrusu parayı Kabe'yi muazzamaya seferle Resulullah'ın huzuruna, onun mescidine gitmekle değerlendirmeli değerli kardeşlerim. Tavsiye ediyorum. Gitmeyenlere tabii. Gidenlere söyleyecek bir sözüm yok. Onlara ancak acizane dua ederim. Onlar da bana dua etsinler. Çünkü orayı bir defa gören bir daha oranın aşkından, derdinden kurtulamaz. Kurtulamaz. Ki orada Allah'ın beyti var. Orada Kabe-i Muazzama var. Ve bütün ameller, bütün ibadetler Kabe-i Muazzama'nın karşısında düşünebiliyor musunuz? Yüz bin katlanılıyor. Mekke'ye bir varıldığı zaman büyüklerimiz öyle söylüyorlar bir Kur'an hatmi yapma yapmalıymış Medine'ye bir geldiğimiz zaman bir Kur'an hatmi de orada yapmalıymış zaman ne kadar dar olursa olsun yani orada ibadetle meşgul olmalı bir Kur'an hatmi yapıyorsunuz Kabe'nin karşısında yüz bin defa Kur'an-ı Kerim hatmetmiş oluyorsunuz düşünebiliyor musunuz? Bir cuma namazı kılıyorsunuz, yüz bin defa cuma namazı kılmış oluyorsunuz. Eğer eğer bir Ramazan geçirecek olsanız orada, değerli kardeşlerim, yüz bin Ramazan, onun özellikle, onun özellikle ayrı bir sevabı var. Onun için e, tavsiye ediyorum dostlarıma, kazanılan paraları orada değerlendirelim. Eğer anında gitme imkanımız yoksa, hac etme, umre yapma imkanımız yoksa ki ileride gelecek, engeller çıkabilir buyuruyor, Ali, Aley, buyuruyor ve Vesselam. Biriktirelim, toplayalım ve Cenab-ı Hak Hazretleri lütfesin Kabe'nin karşısında görüşelim. Resulullah'ın huzuruna kucaklaşalım inşallah. Her an dedik Kabe'yi Muazzama'nın üzerine 120 rahmet yağıyor. Zaman zaman kıssa anlatıyorum bilmiyorum iyi mi ediyorum kötü mü ediyorum zamanımı geçiriyorum yoksa hoşunuza mı gidiyor bilemiyorum ama değerli kardeşlerim. Hani şu dostumuzun Kayseri amcamızın aldığı beraatı anlatmıştım ya kimi dostlarım dediler ki hocam biz onu hakikaten gözyaşlarıyla dinledik ona benzer bir kıssayı bakın size arz etmek istiyorum. Bu söz biraz daha uzayacak gibi. Şimdi zamanım da zaten dar, bu sohbet böyle kalacak. Ama ben bayramdan sonraki sohbetlerimde gerekirse yine yine Mekke'ye döneceğim. Çünkü inanır mısınız? Kopamıyorum. Gönlümü alamıyorum. Böyle hayal aleminde Mekke sokaklarına çıkmak, o talebelik günlerimi hatırlamak, Mekke'nin kenar mahallelerinde gezmek, okuduğum üniversiteye gidip gelmek, Kabe-i Muazzama'ya, mesela talebeliğimizde şöyle yapıyorduk, Perşembe Cuma tatili orada, hafta sonu tatili, Perşembe ve Cuma. Perşembe günü akşamdan gidiyorduk değerli kardeşlerim. Talebelik var. sahip zamanlarda dersimiz var ama perşembe gün böyle gidiyorduk. Öl gündüzden biraz uykumuzu alıyorduk. Gençlik işte. Daha çok değerlendirsek daha iyiydi ama ne bileyim ancak o kadar oldu. Babam benim Mekke'de kaldığım o yıllar için senin o yıllar saltanat günlerin der. Hakikaten öyle saltanat günleri. Ve bütün samimiyetimle söylüyorum, bu yaşta beni şimdi talebi olarak Mekke'deki okullara e, kabul etseler, yine gitmeyi, yine orada talebi olarak kalmayı, gönlüm arzu eder. Bütün samimiyetimle bunu söylüyorum. Yine talebi olurum, yine okula devam ederim, ama yine Kabe'nin karşısında olmayı gönlüm arzu eder. Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin inşallah. Böyle zaman zaman o, o sokaklarda geziriz, Perşembe akşamından geliriz tavafımızı yaparız yoruluncaya kadar böyle seher vaktine doğru yorulmuşuzdur artık. Bir e, sütunun önüne çekiliriz, sırtımızı dayarız. Dakikalarca Kabe'yi muazzamayı seyrederiz. Bazen kalabalık, bazen tenha zamanlar. geçen hafta arz etmiştim. İstediğiniz gibi Hacer Lesved'i öptüğünüz zaman, dilediğiniz gibi efendim e, Kabe'yi muazzamaya böyle mültezeme göksünüzü dayayıp da istediğiniz kadar dua ettiğiniz. Düşünebiliyor musunuz? Kabe'yi muazzamanın Eşiğinde üç kişiyle dua ediyorsunuz, beş kişiyle dua ediyorsunuz. O kadar tenha bir zaman. Çok tatlıdır, çok hoştur dostlarımı e, efendim teşvik ediyorum. Gidin diyorum. Böyle Nisan umreleri falan en tenha zamanlardır. Artık herhalde bu, e, bu tenhalıklar kalmadı diye geçen hafta söylemiştim tahmin ederim. Ama bugünler, bugünler artık Kabe-i Muazzama'nın azamet günleri, dehşet günleri. Şimdi Huccaç oraya yüklendikçe yükleniyor. Binlerce insan Yarından sonraki Cuma'da tahmin ediyorum en az bir buçuk iki milyon insan evet belki de daha fazla insan cuma namazı kılacaklar. Yani milyonun üstünde bir cemaatle cuma kılınacak. Yarından sonraki cumada artık arefe gününe doğru, pazar gününe doğru iyice iyice cemaat yüklenmiş olacak. Şimdi artık ne Kabe-i Muazzama'nın eşiğine girebilirsiniz, ne mültezeme girebilirsiniz, ne Hacer-ül Esved'i öpebilirsiniz, ne Hatim'in içine girebilirsiniz. Oralarda artık tabir yerinde olursa kıyamet kopuyor değerli kardeşlerim kıyamet kopuyor Cenab-ı Hak Hazretleri hem kalabalığında hem tenhasında lütfetsin inşallah anlatmak istediğim kısa şuydu Arapça da Beytullah diyoruz ya Kabe'yi muazzamaya Beyt Arapça'da ev demektir daha önce tahmin ediyorum anlattım bu kıssayı ben size ama bir daha anlatmak istiyor gönlüm doğrusu şöyle bu, bu hikayeyle Kabe'nin karşısına gitmek istiyorum Beytullah'a varmak istiyorum evin babası hazırlık yapıyor işte nereden geliyorlarsa, Şam'dan mı geliyorlar, Bağdat'tan mı geliyorlar, Halep'ten mi, Humus'tan mı, nereden geliyorlarsa, belki Kahire'den geliyorlar, İşte Beytullah'a gideceğiz. Bu sene hac edeceğiz, Beytullah'ı göreceğiz, Beytullah'ı tavaf edeceğiz. Yani Beytullah demek Allah'ın evi demek. Allah'ın evini ziyaret edeceğiz, Allah'ın evini tavaf edeceğiz, Allah'ın evini göreceğiz. Evin küçük çocuğu Beytullah denilince içinden bir iştiyak, bir arzu, bir aşk kopar, babasına der ki babacığım, Beytullah'a ben de sizinle gideceğim. Evladım, tabii o zamanlar hayvanlarla gidiliyor, deve kervanlarıyla gidiliyor, yaya yoluyla, kara yoluyla gidiliyor. Evladım, bu sefere sen zor dayanırsın. Eşakkatli bir sefer, günlerce sürecek olan bir sefer. Efendim eskiden dedelerimiz, biliyorsunuz 6 ayda gider gelirler. Ramazandan evvel giderler. Orada Ramazan-ı Şerifi tutarlar. Hac'ı da yaparlar, dönerler. Neredeyse 3 aydan fazla veya daha uzun kalanlar için hac 6 ay sürermiş. Onun için hac uzun sürdüğü için birçok Osmanlı e, şeyhülislamı padişahlarımıza, sultanlarımıza asla cevaz vermemişler, izin vermemişler. Bu devletin başı bu kadar uzun bırakılamaz efendim diye. Osmanlı padişahlarından benim bildiğim kadarıyla hiç hacceden yok. Evet. Çocuk ısrar eder. Babacığım ben de sizinle gideceğim Beytullah. Ben de sizinle babası evladım olmaz ısrar eder. Baba dayanamaz ve o çocuğu yanına alır. Yollara düşerler. Çöl yolculukları artık. Sadece 435 kilometre kadar normal haliyle değerli kardeşlerim. Mekke ile Medine arası çölden develerle tam 8 gün ancak devam eder 8 günde kat edilirmiş o mesafe Mekke'den Medine'ye veya Medine'den Mekke'ye Şimdi maşallah otobanlar süratli e, arabalarla 3-4 saatte alanlar var mı? Var Hadi biraz belki fazla seri oldu Ama dostlarımızdan inanın böyle çok güçlü arabalarla 4 saatte gelenler var 5-6 e, saatlik mesafe 8 gün devam edermiş Efendim çocukcağız yavrucağız fevkalade bir iştiyak, fevkalade bir arzu, fevkalade bir istekle Mekke'ye doğru yaklaşır. Mekke'ye yaklaştıkları zaman konakta efendim mola verirler, abdestler tamamlanılır ve de hep beraber telbiyelerle yani lebbeykallahumma lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, inel hamdu ven ni'mete leke vel mulk la şerike lek lebbeyk sadalarıyla Mescid-i Haram'a yaklaşılır. Babu Selam'dan girilir. Babu Selam'ın önünde o şimdi Osmanlı revakları var. Orayı görünce çocuk Allah diye bir feryat eder. Düşer ve ruhunu Allah'a teslim eder. Canını verir. Baba fevkalade bir telaşın içerisinde. Bir yandan Kabe-i Muazzama'ya kavuşmanın sevinci, öbür yandan ciğer paresini kaybetmenin acısı. Şaşırır ne yapacağını. Ne yapacağını şaşırır. O da daha ilk defa geliyordur. Ya Rabbi benim başıma gelen bu hal nedir böyle? Beytine gelirken, Kabe'ne gelirken, senin evine gelirken böyle mi karşılanmalıydım ben Ya Rabbi? Cenab-ı Hak Hazretlerine nazlanır baba. Yani yavrumu niye elimden aldın dercesine. Cenab-ı Hak Hazretleri gönlüne ilham eder ki değerli kardeşlerim. Siz dışarıdan gelirken Beytullah dediniz ama Kabe'yi muazzamayı kastederek geldi. O çocuk temizliğiyle, çocuk fıtratıyla gönlünde hep Beytullah denildikçe orada ben Allah'ı göreceğim, Allah'ın cemalini göreceğim diye düşünerek gelmiş hep onu hayal etmiş. Yani Kabe-i Muazzama Allah'ın evi ya, Beytullah ya. Birinin evine gittiğiniz zaman kimi görürsünüz? Ev sahibini görürsünüz. O çocuğun da hayalinde tabii o çocuk hayaliyle o pırıl pırıl tertemiz dünyasında, o gönül aleminde Allah'ı göreceğim diye hep onu istemiş. Hep Allah'ı görmek istiyorum diye gelmiş. Hakikaten Babu Selam'dan girince Cenab-ı Hak Hazretlerinin nurunu görerek dayanamadığı için ruhunu teslim etmiş. Yani gören gözler için değişik tecelliler var mı orada? Elbette var. Elbette var. Orada talebeliğimizde Karaman'da bizim bir amcamız vardı. Babamın dostlarından, eski dervişlik dostlarından. Bunları söylemekte hiçbir beis görmüyorum. İnanan inanır, inanmayan inanmaz değerli kardeşlerim. Kabe-i Muazzama'nın karşısında oturuyoruz böyle. O yıllarda babam mahkum olduğu için gelemiyordu. O Karamanlı Mustafa amcamız soyadını vermeyeyim ama Karamanlı'dan beni izleyenler varsa o amcamızı iyi tanırlar. Babamın eski dostlarındandı ve de keşfi açık yani gönül gözü açık amcalarımızdan bir tanesiydi. Bana dedi ki Abdurrahman evladım dedi Kabe'nin karşısında olmanın kadro kıymetini bilin bilin. Cenab-ı Hak Hazretleri dedi gönül gözümden perdeyi aldı da semadan buraya yağan nuru bir gördüm. İnsanlar açıktan görseler asla dayanamazlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o 120 rahmet yağıyor dediğini yani basit yağan bir 120 rahmet zannetmeyin dedi. Hani geçen haftada söylemiştim ya sanki böyle şelalelerin şarıl şarıl gürül gürül döküldüğü gibi devamlı dedi Allah'ın öyle bir rahmeti yağıyor ki görmekle dayanılmaz. Aman buranın nurundan istifade edin. Yavru da herhalde o nuru gördü, o bereketi gördü ki Allah diye feryat etti ve de ve de ruhunu Mevlasına teslim etti. Değerli kardeşlerim, Kabe-i Muazzama Allahu Zülcelal Hazretlerinin beytidir ve orada olanlar Allah'ın misafirleridir. Sizin evinize sevdiğiniz sevdiğiniz bir misafiriniz gelse, daha üstü hocanız gelse, şeyhiniz gelse, üstadınız gelse, hayalimizi canlandırmayı, hayal aleminde efendim işi canlandırmayı daha da ileriye götürelim. İmam-ı Azam Hazretleri gelse, sahabe-i kiram efendilerimiz gelse, bütün bunların üzerinde bir gün evimizi, kainatın efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif etse biz ne kadar ikramda bulunmak isteriz? Cenab-ı Hak Hazretleri de la teşbih diyerek söylüyorum, mümin kullarını seviyor. Onlara değer veriyor. Onların üzerinde tir tir titriyor böyle tabir yerinde olsa. Tabir yerinde olursa eğer. Onun için biz de Cenab-ı Hak Hazretleri'nin beytini ziyarete, Kabe'sini tavaf etmeye rağbet gösterelim değerli kardeşler. Resulullah da buyuruyorlar. İslam büyükler de öyle söylüyorlar. Men eradel hacce fel Kim haccı murad ederse acele etsin acele etsin. Ki sohbetin sonunda söyleyecektim ama isterseniz şimdiden peşinden söyleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taaccelu ilel hac. Farz haccı ifa etmekte yerine getirmekte acele edin. Fe inne ahadekum la yedri ma yaridu Sizden biriniz gelecek sene başına ne geleceğini bilemez. Bir zamanlar biz rahatlıkla vizeyi alıyorduk değerli kardeşlerim arabalarımıza biniyorduk ve hacca gidiyorduk mesela benim ilk hacım geçen hafta söylemiştim 1974 abilerimden 4 kişi 4 arkadaş aldık vizelerimizi kendi arabamıza bindik ve rahatlıkla hac etmiştik 74-75 76 yıllarında o yıllarda ben 3 sene üst üste hac etmiştim ilk hacimde o zaman dediğim gibi Kabe-i Muazzama'nın o eski halini o kumlukları zemzem kuyusunun eski halini falan hep hatırlıyorum ki o 75'ten itibaren değişiklikler başladı ve asıl 80'de 1980'de ciddi değişiklikler oldu o civarda Kabe-i Muazzama ve etrafında Mescid-i Haram'da o yıllar çok rahattı ama şimdi bakınız Gidemiyorsunuz. Kurra var. Efendim karayolu kapalı. Yani işler gün geçtikçe zorlaşıyor. Gelecek sene ne olacağı belli olmaz. Acı bir haber tabii belki değerli kardeşlerim ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Hucu kabla en la kabla, kabla en la tehuccu Hacc edemez olmazdan önce hacc ediniz. Hac edin. Yani Resulullah buyuruyorlar ki mucize olarak bir gün gelecek hac edemeyeceksiniz. فَكَأَنِّي أَنْزُرُ اِلَى حَبَشِيِّنْ أَصْمَعَ اَفْدَعَ بِيَدِهِ مِعْوَلٌ يَهْدِمُهَا hajran حَجَرًا Resulullah böyle buyuruyorlar. Ben, ki o kavmin, her kavmin içerisinde değişik insanlar olabilir ama Resulullah Habeşli diyor, Habeşistanlı bir kişinin hem de böyle küçük kulaklı, vücudu da yani sakat, ayaklarının içine basan ayakları da böyle bozuk, bir kişinin elinde kazma ile Kabe'yi muazzamayı taş taş yıktığını bugünden görüyorum. Resulullah böyle buyuruyorlar. Demek ki bir gün Kabe'yi muazzama yıkılacak. Bir gün Kabe'yi muazzamaya gitsek bile yerinde bulamayacağız. Her ne kadar yeri olsa da giden olmayacak, gidilemeyecek. Öyle olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesini ben de siz değerli kardeşlerime duyuruyorum ve diyorum ki hac edemez olmazdan önce hac edelim inşallah. Elimize geçen fırsatı orada değerlendirelim inşallah. İmam Ahmed İbni Hanbel müsnedinde veya diğer bir eserinde bu kıyamet alametlerindendir. Artık böyle yıkıldı mı Kabe-i Muazzama kıyamet alameti olarak böyle yıkıldı mı? O kişinin o Habeşistanlı'nın eliyle yıkıldı mı? Taş taş yıkıldı mı? Ondan sonra bir daha imar edilmeyecek, bir daha inşa edilmeyecek, bir daha Kabe yapılmayacak. Ve ondan sonra yapan, efendim tavaf eden, hac eden insan da bulunmayacak diye buyuruyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri, o gün gelmeden biz haccımızı eda edelim inşallah. değerli kardeşlerim. Ve de... İnanın böyle. Kazanılan paranın harcanılacağı en güzel yer, en tatlı yer, en zevkli yer. Gidin de bir görün. Hani bazı kardeşlerimiz bize diyorlar ki ya burada işte fukara var, hayır. Tabii tabii biz onları teşvik ediyoruz. Zaten ben görüyorum fakirlerin elinden tutan, yoksullara yardım eden, camiye, okula, hastaneye yardım eden, yani infak eden insanlar yine hac eden insanlar. Hani bize hep diyorlar ki burada hayır müesseseleri varken oraya niye gidiyorsunuz? Burada yapsanıza. Ben diyorum ki hem burada yapın hem de oraya gidin. Orada dünya bir bambaşka değerli kardeşlerim. Evet. Mescidi haramda böyle ibadat-ı taat yüz bin katlanıyor. Yüz bin katlanıyor. Değerli kardeşlerim doğrusu hacca gitmek istiyorum biraz da. Hacca gitmek istiyorum. Şimdi Hüccacı Kiram yani Mekke'nin Mekke-i Mükerreme'de olsanız, Kabe'nin karşısında olsanız, Mescid-i Haram'da olsanız şimdi durmadan o kapıdan, bu kapıdan, şuradan, buradan kalabalık gruplar, 50 kişilik, 100 kişilik, 150 kişilik gruplar ayrı ayrı hepsi ihramlı hanımlarla, erkeklerle birlikte Lebbeyk Allahum Lebbeyk salalarıyla geliyorlar ve Kabe'yi i etrafında artık tavaf etmek şimdi çok sıkıntılı sıkıntılı. Bazen bir tavaf bir saat, bir buçuk saat hatta iki saat olduğu oluyor. Ve de mescidi haramda da yukarılardan dışarılardan tavaf eden yani e, o kapalı yerlerden tam Kabe'nin etrafından değil de namaz kılınan yerlerden tavaf eden kardeşlerimizin olduğunu görüyoruz ki orada bir tavaf tam iki saate mal oluyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde ediyorlar. Hac ediyoruz da ne oluyor? Hac ediyoruz da ne kazanıyoruz kainatın efendisi buyuruyorlar ki değerli kardeşlerim men hacce yarfus ve lem yefsuk raca min zunubihi keyoma Her kim hac eder ama bu hacında ahlaksızlığa, kötülüğe, mahsurlu şeylere düşmez. Kimseyle kavga etmez, kimsenin kalbini kırmaz. Yani şöyle mebrur hac diyoruz. Güzel bir hac, vakarla, sekinetle, kimseyle kavga etmeden, kimseyle dövüşmeden Hani eskiden beridir Anadolu insanımız der ki değerli kardeşlerim niye güldün hocam diye belki sorabilirsiniz. Hani kavga etmeden deyince bir hatıra aklıma geldi de onun için güldüm. Orada şeytanın büyükleri Anadolu'muzda böyle söylenir. Konya'da mesela böyle söylenir. Bilmiyorum sizin beldelerinizde, sizin şehirlerinizde de var mı? Şeytanın büyükleri hep orada derler. E, hakikaten insanlara orada şeytan biraz daha ecirlerini noksanlaştırmak için galiba fazla musallat oluyor. Konyamızda şöyle bir hatıra yakla, e, şeydirmiş efendim yaşanmış. Bunu bir latife olarak arz edeyim size. Aklıma geldi artık söyleyeyim izninizle. Tabii buradan giderken e, aile olarak herkes yiyeceğini içeceğini de götürüyor. Eskiden. Efendim çuvallarla patatesler giderdi, soğanlar gider, giderdi, bulgurlar giderdi filandı falandı. Yani biz orada talebeyken dönem hacı kardeşlerimizden bir tanesi bize 10 kilo filan tuz bıraktı. Dedim yahu yani hani diğerlerini anladım ama niye getirdim bu kadar çok tuzu hacıda kullanmış. Dönerken bize bırakıp gidiyor zayi olmasın diye. Valla dedi buraya gelirken orada tuz yok dediler de dedi tuz getirmiştim dedi. Güldük tabii başka yapılacak hiçbir şey yok. Herkes yiyeceğini götürür. Efendim eski şimdiki gibi imkanlar yok. Kaşığını, tenceresini, tabağını filan da götürür. Orada otelde erkekler bir tarafta yemek yerler, hanımlar bir tarafta yemek yerler. 10-12 tane erkek bu tarafta, 10-12 tane hanım o tarafta yemek yerlerken, efendim denilir ki tabii herkesin getirdiği kaşık ayrı, Türkiye'den götürdüğü kaşıklar ayrı. Kimininki küçük, kimininki büyük filan böyle değişik. O gün yemek yapma sırası olan hacımız bulgur pilavını yapmış, yanına ayranını da koymuş. Genelde orada öyle kuru şeyler yenilir kolay olsun diye. Kaşıkları dağıtmış. Hacılardan bir tanesi bakmış, yahu demiş kendine. "Kendine büyük kaşığı aldın, bana küçük kaşığı verdin." demiş. O da olur mu öyle şey filan? Ya işte sen böyle yaptın filan derken hakikaten kavga etmişler, küsmüşler ve hacdan küs olarak dönmüşler diye anlatılır. Bu hadiseyi yaşayan bizzat bir yakinimden işitmiştim değerli kardeşlerim. Orada tabii şeytanın da büyükleri de olur. Yani bu bir Anadolu latifesidir onun için söylüyorum. Yani çok dikkat etmek lazım. Çok dikkat. Her şey, şey şeytan her yerde ve her zaman bizim düşmanımız ama orada çok daha dikkatli olmak lazım. Ve bir kişi hac ederse, bir kişi hac ve kimseyle de kavga etmeden, kimsenin kalbini kırmadan, kimseyi rencide etmeden, hiçbir kötülüğe düşmeden pırıl pırıl haceder de memleketine dönecek olursa raci amin zunubihi ke yevme Anasından Resulullah aynen böyle buyuruyorlar. Annesinden doğduğu günkü gibi ter temiz olarak döner. Nasıl? Arafat'a çıkarlar. Arafat vakfesi mahşeri andırıyor. Erkekler sadece ihramlarını giymişler. Ve de 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon insan işte o, o düz arazinin üzerine sadece çadırlar var. Tabi şimdilerde büyük imkanlar var, büyük imkanlar var. Geçmiş dönemlerde çok sıkıntı çekmişler. Babamın ilk hacı 1952 hatıralarını anlatır değerli kardeşlerim bize. O zaman daha diyor Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i münevvere'de elektrik yok. Buzdolabı yok, klima yok, soğutucu yok, şu yok, bu yok ve yaz günü düşünebiliyor musunuz? Gölgede 50 derecenin olduğu sıcaklar ve ve e, tabi yolculuk da bir ayrı sıkıntı. Mekke-i Mükerreme'de hac günleri de dayanılması zor sıcaklar. Tabii şimdi büyük imkanlar var. fevkalade imkanlar var. Yolculuklar kolay. 2 2,5 saatte uçak bizi Ankara'dan veya İstanbul'dan alıp Konya'dan alıp Ciddiye indiri veriyor veya Medine-i tayyipe indiri veriyor. Bunlar büyük kolaylıklar. Rabbim keder vermesin. Bunlardan istifade etmek lazım. Ama değerli kardeşlerim ne olursa olsun hacdan dönen annesinden doğduğu gün gibi dönüyor. Arafat vakfesi, Arafa gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rabbi bana ümmetimi ne olur ver diye dua etmişler. Ümmetimi bana bağışla. Ümmetimin günahlarını affeyle Ya Rabbi. Cenab-ı Hak Hazretleri kul hakkı hariç Ümmetî'nin bütün günahlarını affettim diye buyuruyorlar. Arefe. Arefe günü Arafat vakfesinde. Haceden kardeşlerimiz biliyorlar. Arefe günü Arafat vakfesi o gün yapılıyor. Akşam ezanıyla birlikte Müzdelife'ye doğru geliniyor. Müzdelife'de Akşam ve yası namazları cemi tehir ile kılınıyor. Orada şeytan taşlamak için taşlar toplanılıyor. Orada böyle kısa sabah namazına kadar olan bir vakfe var. Orada gece orada geçiriliyor o gece. Bayram gecesi yani orada geçiriliyor. Sabah namazından sonra kısa bir vakfe yapılıyor, dua yapılıyor ve şeytan taşlamaya doğru iniliyor değerli kardeşlerim. Müzdelife'de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ara güldüler böyle. Sahabe-i kiram efendilerimiz Resulullah'ı gülerken görmekten çok mutlu oluyorlardı. Ya Resulullah niye güldünüz? Ben Rabbimden ümmetimin kul borçlarını da yüklenmesini iltica ettim. Bu Müzdelife gecesinde Cenab-ı Hak Hazretleri ümmetimin kul hakkını da kul borçlarını da affettim. Öyle olunca onlar annelerinden doğduğu günkü gibi tertemiz oldular. Rabbimin bu affına karşılık şeytan başına toprak saçarak kaçıyordu. Gördüğü, duyduğu, işittiği veya haberdar olduğu halden asla razı olmamıştı. Ben onları cehenneme sokmaya çalışıyorum. Cenab-ı Hak Hazretleri onları hac ile affediyor diye başına toprak kaçarak ve de çirkin sesler çıkararak kaçtığını gördüm. Şeytanın halini gördüm de ona güldüm buyurdular aleyhissalatü vesselam. Hac ve umre böyle. Efendim, el umreti ile umre. Hac böyle. Hadi şeytan taşlamayı da tamamlayalım değerli kardeşlerim. Müzdelife'de 70 tane taş toplanılır adettir. Şöyle küçük nohut büyüklüğünde. Onlar gelinir. Birinci gün büyük şeytana, şimdi ben o, o hay hali hayal ediyorum değerli kardeşlerim sizlere aktarırken. Birinci gün büyük, büyük şeytana 7 tane taş atılır. Yani bir duvar, o duvarı taşlıyorsunuz. Ne anlamı var ki acaba? <laughs> Tabii kimilerine göre böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki şeytana attığınız bir defa orada teslimiyet testi var. Yani acaba ya bunda ne var deyip terk mi edecekler? Yoksa Resulullah böyle yapmıştır, o böyle yaptığına göre Allah'ın emridir, arzusudur, Cenab-ı Hak Hazretlerinin isteğidir diye müminler böyle mi yapacaklar? Müminler Cenab-ı Hak Hazretlerinin o emrini yerine getirince yani teslimiyet vuku bulunca, Cenab-ı Hakk'ın emri yerine getirilince atılan her taşla buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam, Cenab-ı Hak ümmetimin bir büyük günahını da affeder. Şeytan taşlamanın da bu tatlı hali var. Tabi şeytanın başı her zaman yani o hac günlerinde bayramın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü bilhassa çok sıkıntılıdır. Çok sıkıntılıdır. Yani Öyle şeytana o kadar öfkelenmiş ki ayağından ayakkabısını çıkarıp eskiden şimdi o havuzun içine girilemiyor artık. Eskiden girilebiliyordu ilk açılarımızdan. Ayakkabısını çıkarmış şeytandan intikam alacağız. Ayakkabısıyla dövüyor, şemsiyesiyle dövüyor. Eline bir değnek geçirmiş şeytanı diyor. Ben ömür boyu senden ne çektim diye. Tabi bunlar bunlar meşru olmayan şeyler, hoş olmayan şeyler ama orada görülen manzaralar değerli kardeşlerim. Hac tatlı günler. Güzel günler, bereketli günler, nurlu günler, meşakkatli günler ama zevkli günler. Cenab-ı Hak tekrar tekrar nasip etsin. Onun için imkanı olanlar sıraya girsinler de bakarsınız kurralar çıkar yine gideriz inşallah. Cenab-ı Hak imkan versin zorlanılıyor. Ve, ve hac etmek çok tatlı, çok zevkli, çok güzel bir ibadet. Bu sene insan ne kadar iftihar duyuyor. 800 binin üzerinde kardeşimiz bu sene ben hacca gideceğim diye müracaat etti biliyorsunuz. Bu Türkiye'nin her geçen gün, şu cennet vatanın her geçen gün biraz daha güzele, biraz daha iyiye doğru gittiğinin işaret ve alametidir. İstemeyenlere rağmen, tamam efendim, geçen sene 650 bindi, dışarıdan Avrupa'dan müracaat edenlerle birlikte Türkiye'den hacca gitmek için, ben hacca gitmek istiyorum diyen Türk hacı kardeşlerimizin sayısı 900 bini geçmiş. Bu büyük bir nimet, büyük bir mazhariyet, büyük bir lütuf, büyük bir ikram. Bu gelecek sene göreceksiniz milyonu geçecek. Bu, bu memleket inşallah yarın daha güzel, öbür gün daha güzel, ertesi gün daha güzel. İslam'a doğru, Kur'an'a doğru, Allah'a doğru, Kabe'ye doğru, Resulullah'a doğru ve güzelliklere doğru her gün biraz daha birer adım, birer adım, birkaç adım biraz daha iyiliği ve güzelliği artıracak Allah'ın inayetiyle. İstemeyenler istemeseler de, beğenmeyenler kahrolsalar da. Yani değerli kardeşlerim, şu inançsızlar, şu münafıklar, şu hacdan, ibadetten, namazdan, oruçtan zevk almayan insanlar gerçekten ruhları da dünyaları da yani ahiretleri zaten karanlık da dünyaları da kap karanlık insanlar, ruhsuz insanlar, bereketsiz insanlar, meymenetsiz insanlar Anadolu tabiriyle Allah hidayet versin. Allah hidayet versin. 4 sene evvel, beş sene evvel hacca gidiyoruz Ankara'da havaalanında indik içeriye gireceğiz tam birisi bağırıyor oradan karşı kaldırımdan geçiyor. Baldırı çıplak Araplara para yedirmeye gidiyorsunuz diyor. Çok özür diliyorum. Ekranın edebine sığmaz tabii. Kendinin parayı ne halt ettiğini çok çok özür diliyorum. Hangi basitlik ve bayağılıklarda harcadığını yarın mahşerde beraber göreceğiz. Evet. Ama ben iftihar ediyorum. Cennet vatanda olmakla hakikaten şu aziz milletin bir mensubu olmakla Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Onun için diyorum ki Beytullah'a daha çok rağbet edelim. Kabe-i Muazzama'ya daha çok gidelim. Resulullah'ın huzurunda daha çok olalım bir omre diğer omreye kefarettir diyor. Resulullah bir omre diğer omre ile arasındaki günahlara kefarettir. Vel <laughs> haccul <laughs> mebrur lehu cezaun illal cenneh. Mebrur bir haccın da cennetten başka mükafatı yoktur. Hac ile umre arasında gidin gelin buyuruyor Resulullah. Hem hacları hem de umreleri ifa edin. Zira hac ve umre fakirliği ve günahları fa innahuma yanfiyan ve günahları ve fakirliğin ateşin körüğünün demirdeki altındaki gümüşteki curufu yakıp da yok edip saf madeni ortaya çıkardığı gibi insanın bereketli nurlu ve güzel yönünü ortaya çıkarır yani günahları yok eder ve leysel lil hacetil mebrurati sevabun illa cennet Mabrur bir haccın cennetten başka mükafatı yoktur da diye buyuruyorlar aleyhissalatu vesselam Maddi sıkıntı çekiyor musunuz değerli kardeşlerim? Hacca devam edin. Babamdan duymuştum. Ma men hacca ve Resulullah böyle buyuruyorlarmış. Hacca ve umreye devamlı giden ömrü boyu rız konusunda darlık görmez, sıkıntı görmez, yokluk görmez, kıtlık görmez. Zor olmasına rağmen zorlanın hacca gidin bereketlendiğini göreceksiniz. Yani doğrusu bu konuda da hatıralar, latifeler anlatmak mümkün ama zamanımız da doldu. Bugünkü zamanımız böyle değerli kardeşlerim. Kainatın efendisinin şehrine Medine-i Tayyib-i e, Tahire'ye gelemedik ama geleceğiz tabii. Resulullah'ın eşiğine bir yüz süreceğiz tabii. Onun babu selamının eşiğini bir öpeceğiz tabii. Medine'nin tozunu böyle ciğerlerimize çekerek bir tenefüs edeceğiz ve de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda durup salatu ve selamu aleyke ya seyyidi ya Resulallah diyeceğiz ve de Resulullah'ın mescidini bir ziyaret edeceğiz inşallah. değerli kardeşlerim. Tahmin ediyorum ki bayramdan sonraki dersimizde inşallah Medine hatıralarını, Medine'nin güzelliklerini anlatacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedeceğiz. Ve de dedi geçen hafta da arz ettiğim gibi vizesiz, pasaportsuz sizleri inşallahurrahman Medine-i Tayyip'i Tahiri'ye de götürmeye gayret edeceğim inşallah. Cenab-ı Hak Hazretleri bütün ibadat ve taatımızı en güzel hal ile kabul buyursun. Bizleri Kabe'nin ve Resulullah'ın ravzasının yolunda daim kılsın ve ömrümüz boyu devamlı devamlı oralarda bulunmayı, gidip gelmeyi ki Konyalı Hacı Veysade Üstadımız Hazretleri böyle dua ederlermiş efendim. Ben de size hatırlatıyorum beğenirseniz böyle dua edin. Dermiş ki babam gidelim gelelim gidelim gelelim gidelim gelmeyi verelim inşallah orada kalalım. Cenab-ı Hak Hazretleri hepimize orada kalmayı ve mümkün olursa orada ölmeyi de nasip etsin ki orada olmak orada ölmek inşallah ileride aktaracağım bir mümin için büyük bir şereftir. Rabbim hacı kardeşlerimizin de hacılarını kolay getirsin. Değerli kardeşlerim son söz olarak Kurban Bayramı'ndan bahsedecektim ama artık Kurban Bayramı'na girmeye takat kalmadı. Bilmiyorum Kurban Bayramı iç günündeki gelecek hafta çarşamba dersimiz olur mu olmaz mı bilmiyorum ama ondan sonra devam ederiz inşallah. E şimdiden ben sizin öyle olunca bayramlarınızı tebrik ediyorum. Sağlıkla, sıhhatle nice kurban bayramları idrakini Rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah bir dahaki bir dahaki kurban bayramında beraberce Kabe'nin karşısında olalım diye Rabbime de iltica ediyorum. Evet tekrar hepinizin ayrı ayrı bayramlarını tebrik ediyor ve de tüm alemi İslam'a hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Efendim geceniz hayırlı olsun, mübarek olsun, Allah'a emanet olun.